Sevgili çocuklar merhaba, ben Adana Özel Gündoğdu Okulları 2. sınıf öğretmeni Hamide Gök. Dersimiz matematik, konumuz ise 2. ünitede öğrendiğimiz konularla ilgili ünite değerlendirme çalışması yapacağız. Böylece öğrendiklerimizi pekiştirmesini yapmış olacağız. Hemen sorularımıza geçiyoruz, 2. ünite değerlendirmesi sorularına. Ve sorularımıza şöyle bir göz atalım diyorum hep beraber. Evet, kaydıralım biraz bakalım, sorumuzu şöyle rahat okuyalım. İrem ile Arda'nın tuttukları toplama işlemlerinde verilmeyen toplananı bulup noktalı yerlere yazınız diyor. Hemen bakalım Arda'nın sorusuna. 25 ile hangi sayıyı toplarsak 48 yapar. Böyle sorularda ne yapıyorduk çocuklar? Toplama işleminde verilmeyen toplananı hangi yöntemle buluyoruz? Toplamdan verilen toplananı çıkarıyorduk değil mi? Hemen toplam 48, toplanan 25, çıkarma yöntemiyle buluyoruz. 8'den 5 çıktı, 3 kalır. 4'ten 2 çıktı, 2 kalır. O halde cevabımız kaç? 20, 23. Hemen sağlamasını yapalım. 5, 3 daha, 8. 2, 2 daha 4. Doğru yapmışız. Yine İrem burada ne diyor? Hangi sayıyla 17'yi toplarsak 62 yapar? Toplam 62. Ne yapıyorduk? Kuralımız neydi? Verilen toplananı hemen çıkarıyorduk. Evet. Burada bir onluk bozma var. Komşuya gitmemiz gerekecek. 2'den 7 çıkmaz. Komşudan bir onluk alırsak burada 5 onluk kalır. Ve burası da 12 olur. 12'den 7 çıkarsa 5 kalır. 5'ten de 1 çıkarsa 4 kalır. Demek ki diğer toplanan kaçmış? 45. Toplamayı bir sağlamlaştıralım. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 4, 1 daha 5. 1 daha 6. Sağlaması da doğru çıktı değil mi çocuklar? Evet. Burada daha önce öğrendiğimiz konular ve tahmini sonuçlar. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçlar ile karşılaştırınız. Noktalı yerlere yazınız. Tahmini sonuç dediğimiz zaman hangi işlemi yapıyorduk? Sayıları en yakın onluğa çeviriyorduk. Öğrendiklerimizi bir hatırlamaya çalışalım. 18'i nasıl yuvarlıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı 4'ten büyük ise kendinden sonraki onluğa yuvarlanıyor. Yani 18, 20'ye yuvarlanıyor. 13'e bakıyoruz. 3, yani 5'ten küçük. O halde 13 kendi onluğunda kalıyor. Evet. Hemen bunu topluyoruz tahmini sonucu. 0, 0 daha 0, 2, 1 daha 3. Bir de gerçek sonuç bakalım. 18 ile 13'ü toplayalım. 8, 3 daha 11, 11'in 1'i elde var 1, 1, 1 daha 2, 1 de eldemiz var 3. Şimdi tahmini sonucu bulduk, gerçek sonucu bulduk. Ne yapacağız? 31'den, çünkü bizden farkı soruyor, 30'u çıkaracağız. 1'den 0 çıktı, 1 kalır, 3'den 3 çıktı, 0 kalır. Onu yazmamıza gerek yok. Fark 1. Gerçek sonuç ile tahmini sonuç arasındaki fark bir çocuklar. Evet, hemen alttaki işleme geçiyoruz. Evet, 27 ile 34 topluyor soruda. 27'yi nasıl yuvarlayacağız? Yine birler basamağına bakıyoruz. Bildiğimiz kural, 27 kaça yuvarlanır? 30'a yuvarlanır. Çünkü birler basamağı 5 ve 5'ten büyük. 34, birler basamağı 4. O zaman kendi onluğunda kalıyor. Kuralımızı hatırladık. Evet. 30, 30 daha 60 eder değil mi? Bunu kolayca bulabiliriz. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 27, 34 daha kaç ediyor acaba? 7, 4 daha kaç eder? 11. 11'in 1'i elde var. 1. 3, 2 daha 5, 1 daha da 6.
Şimdi gerçek sonucumuz 61. Tahmini sonucumuz 60. Hemen çıkaralım. 1'den 0 çıkarsa 1 kalır. 6'dan 6 çıktı 0 kalır. Tabii ki bunu yazmamıza gerek yok. Farkımız kaçmış arkadaşlar? 1. Evet. Yine farklı bir soruyla karşı karşıyayız. Evet. Ne diyor burada? Aşağıda toplama işlemlerini zihinden yapınız. Sonucu 6 onluk olan seçeneği işaretleyiniz. Aa, çok kolay. Zihinden yapma kurallarını hatırladınız mı? Hani onlukları toplayıp sıfırları yanına yazıyorduk. Evet. 2, 3 daha 5. Sıfırı hemen yanına yazıyoruz. Burada 4, 2 daha 6. Hemen sıfırı yanına yazıyoruz. Burada 5, 3 daha 8. Hemen sıfırı yanına yazıyoruz. Aa, bakıyoruz ki burada 5 onluk, burada 6 onluk, burada 8 onluk. Bizden ne istemiş? 6 onluk. Hemen doğru cevabımız 5 şıkkında. Diğerlerine hemen eksimizi yapıştırıyoruz. Evet, diğer sayfaya geçelim. Bakalım bizim ne sürprizler bekliyor. Aman Allah'ım. Çocukların en sevdiği oyuncaklar. Ben de çok seviyorum bunları. Hemen bakıyorum. Aşağıda bazı oyuncaklar ve fiyatları verilmiş. Ama bizden ne istiyor? Yönergeyi çok dikkatli okuyalım. Aşağıda belirtilen oyuncakları aldığınızda ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini tahmin ediniz. Örnekteki gibi noktalı yerlere yazın. Çocuklar, anahtar sözcük tahmin etme. Tahmin etme ne demekti? Yuvarlama. Hemen şu sayfamızı biraz daha yukarı kaldıralım. Evet, şöyle kaldırıyoruz. Çok da kaldırmayalım, fiyatlar görülsün. Evet, şimdi birinci örneği inceleyelim. Oyuncak gemi 16 lira 20'ye yuvarlamış. Kuralı biliyorsunuz. Oyuncak kamyon 30'a yuvarlanmış. Kaç lira oyuncak kamyon? 25 lira. O da 30'a yuvarlanmış. Böylece toplayıp 50 lira vermişler. Şimdi biz de oyuncak robota bakıyoruz. Oyuncak robot. Kaç lira? 48. 48'i kaça yuvarlıyoruz? 50'ye. Değil mi? Kuralı bildiğimiz için hızlı hızlı yapacağım. Oyuncak tren 37. Kaça yuvarlıyoruz? 40'a. Çünkü birler basamağı 7. 50, 40 daha 90 lira. Evet. Alttaki oyuncaklarımızın fiyatına bakıyoruz. Oyuncak trenimiz kaç lira? 37 lira. Kaça yuvarlıyoruz? 40'a yuvarlıyoruz. Peki oyuncak gemi ne kadar? Oyuncak gemi 16. Hemen onu da 20'ye yuvarlıyoruz. Evet, 40. 20 daha 60 lira. Evet. Lira. Oyuncak kamyon ne kadardı? Oyuncak kamyon 25 lira. Kaça yuvarlıyoruz? 30'a yuvarlıyoruz. Oyuncak robotu da biliyoruz. 48. 50'ye yuvarlıyoruz. Demek ki oyuncak kamyonda, oyuncak robota da tahminen 80 lira ödeme yapacağız. Evet. Oyuncak gemi biliyoruz. 20'ye yuvarladık. 16'ydı. Oyuncak robot yine 48. 50'ye yuvarlıyoruz. 50. 20 daha kaç eder? Ortalama demek ki 70 lira ödeme yapacağız sevgili çocuklar. Evet. Bu sorumuzda geçiyoruz artık. Zihinden toplama. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. Sonucu noktalı yerlere yazınız. Bakalım örneklere göre gideceğiz çocuklar. 23'te 14'ü nasıl toplamış? Birler basamağını toplamış. Birler basamağına yazmış. Onlar basamağını toplamış. Onlar basamağına yazmış. Biz de aynı yöntemi kullanalım. 7 bir daha 8 eder. Birler basamağı. 1, 3 daha 4 eder. Onlar basamağı. 24 ile 25'i toplayalım. Birler basamaklarını toplayalım. 4, 5 daha 9 eder. Onlar basamağı 2, 2 daha 4 eder. 37 ile 8'i toplamış ama bunu başka bir yöntemle toplamış. Ne yapmış? 37'yi
onluk bölümüne çevirmiş. Yani 8'den sayı alıp 37'yi 40 yapmış. 37, 3 daha 40. 8'in 3'ünü almış, 40. 8'den 3 alınca 5 kalıyor. 40, 5 daha 45. Ne kadar kolay değil mi? 10'un katlarına çevirerek yapmış. Şimdi 19'u 20'ye çevirebiliriz. 7'den kaç alacağız? 1 alacağız. O zaman 19, 1 daha 20. Burada kaç kaldı? 6. Bakın ne kadar kolay. Hemen 26 yazabiliriz. Yine 28'e 5'i toplarsak, 28'e 10 ve 10'un katı yaparsak, 5'ten kaç almamız gerek? 2 almamız gerek. 28, 2 daha 30 eder. Burada kaç kaldı? 3 kaldı. O zaman cevap kaç? 33. Evet, güzel bir toplama şekli çocuklar. Yine 6. sorumuza geçiyoruz. Güzel yine bir soruyla karşı karşıyayız. 34 lirası olan Erdal'a babası 27 lira, annesi de 18 lira verdi. Erdal'ın toplam kaç lirası oldu? Hatırlar mısınız? Biz toplama işleminde birden fazla toplananları toplayabiliyorduk. Yani 2 olur, 3 olur, 4 olur. Ama çıkarma işleminde öyle değil, değil mi? Sadece eksilen ve çıkan var. Hemen burada alt alta yazalım. 34 lirası zaten varmış. 27 babası veriyor. Annesi 18 lira veriyor. Toplayalım. Hemen alt alta 3 toplanan var. 7, 4 daha 11. 8 daha 19. Elde var 1. 3, 2 daha 5. 1 daha 6. 1 de eldemiz var 7. Demek ki Erdal'ın kaç lirası var? 29 lirası olmuş anne ve babası para verince. Güzel. Yine Zeynep'in iki düzine cevizi vardı. Zeynep bu cevizlerin 10 tanesini yedi. Geriye kaç tane ceviz kaldı? Düzineyi hatırlıyor musunuz? İki düzine diyor. Bir düzine ne kadardı? 12. O zaman iki düzine yazarsak kaç lira olur? 2, 2 daha 4. Hatırlıyorsunuz 24. İki düzine 24. Cevizlerin 10 tanesini yemiş. Kaç kalmış? 24'den 10 çıkarsa çok kolay. 4'ten 0 çıkarsa 4. 2'den 1 çıkarsa 1. 14 tane ceviz kaldı, değil mi? Ceviz. Çocuklar mutlaka birim yazmamız gerekiyor. Mutlaka problemleri birim yazarsak daha açıklayıcı oluyor. Evet. Yine bizden sayı vermişler ve problem kurmamızı istemişler. Ben onu önceden kurdum. Burada Fethi var, baba var, yaş var, 46 ve 15 sayılarını vermiş. Yukarıda verilenleri kullanarak toplama işlemi problemi kurunuz demiş. Ben de hemen şöyle bir problem yazdım. Fethi 15 yaşında, babası 46 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Kolay bir soru değil mi? Hemen babanın yaşı 46, Fethi'nin yaşı 15. Ne yapacağız? Hemen bunları toplayacağız. 6, 5 daha 11, 11'in 1'i elde var 1. 4, 1 daha 5, 1 de elde 6. O halde ikisinin yaşları toplamı kaç? 61 yaş. Evet, güzel bir soru ve basit bir soruydu çocuklar. Hemen sayfamızı birazcık kaydıralım. Evet. Hemen trendi bir soru. Manisa'dan İzmir'e giden trende 92 yolcu vardı. İlk istasyonda 35 yolcu indi. Trende kalan yolcu sayısını tahmin ediniz diyor. Gerçek sonuç ile karşılaştırınız. Daha önce yapmıştık değil mi buna benzer bir işlem? Önce biz bu bir işlemi yapalım. Trende 92 yolcu varmış. 35'i inmiş. Önce bir gerçek sonucu bulalım. 35 inmiş. Hemen indirelim bakalım. 2'den 5 çıkmıyor. Komşudan gittik. Burada kaldı 8. Bir onluk aldık. Burası 12. 12'den 5 çıktı. 7. 8'den de 3 çıkarsa kaç kalır? 5 kalır. Evet. 57. Şimdi
Bir de tahmin edin diyor. Kalan yolcu sayısını tahmin edin diyor. Ben bunun ikisini yuvarlayıp da yapalım. Sadece burayı da tahmin olarak yuvarlamaya çevirebilirim. Gerçek sonuç 57. Yuvarlarsak kaç oluyor? 60 oluyor. Ama şöyle yapalım. 92 kaça yuvarlanır? 90'a. 35 kaça yuvarlanır? 40'a. Cevap 0. 9'dan 4 çıktı. 5. Gerçek sonuç 57. Tahmini sonuç 50. Peki ne yapacağız? Karşılaştıracağız. Aradaki fark ne kadarmış? 7. Değil mi? Evet. Manisa'dan İzmir'e giden trende 92 yolcu varmış. İlk istasyonda 35 yolcu inmiş. Hemen yolcu sayısını yazalım. Geri kalan yolcu sayısını. Bu gerçek sonuç. Sonra tahmini sonucu yapıyoruz. Bu da 50. İkisinin arasındaki fark 7 çocuklar. Evet. Yine 10. sorumuz. Yerlamalı haftasında sınıfımıza getirilen 33 mandalinanın bir kısmı yendi. Aa, bir kısmı yendi diyor. Acaba o bir kısmı dediğimiz yer neresi? Sihirli bir yer değil mi? Geriye 15 mandalina kaldığına göre mandalinalardan kaç tanesi yenmiştir? Ne kadar mandalinamız vardı? 33. Ne kadarı yendi? Biliniyor mu? Hayır, bilinmiyor. Orayı soruyor zaten. Geriye 15 mandalina kalmış. Bizden sorulan yer neresi? Çıkan. Hatırlıyor musunuz? Bir şarkımız vardı. Eksenini bulmak için toplama yaparız. Çıkanı bulmak için çıkarma yaparız. Evet. Hemen ne yapıyoruz? 32'den çıkanı bulmak için farkı çıkarıyoruz. Eksenden farkı. Ve çıkanı buluyoruz. 2'den 5 çıkmaz. 12'den 5 çıkarsa kaç kalır? Ay pardon, burası 33'tü çocuklar. Yanlış yazdım sayımızı. Çok özür diliyorum. Evet, 33. Evet. 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten 5 çıkarsa 8 kalır. Burada kaldı kaç? 2. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. O halde çıkan kaçmış? 18. Bir deneme yapalım mı? Oraya 18 yazalım. Siyah kalemimizle. Bakalım doğru mu yaptık? 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır. Burada kaldı 2. 2'den 1 çıkarsa 1. Değil mi? Mandalina. Evet. Mandalina'yı kenarda yazıyoruz arkadaşlar. Mandalina. Evet. Hemen diğer sorumuza bakıyoruz. Farklı bir soruyla karşı karşıyayız. Bu yönergeyi okuyarak daha iyi anlayabileceğiz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz diyor. Hemen bakalım. Toplama ve çıkarma işleminin sonucunu tahmin ederken sayıları en yakın onluğa yuvarlarız. Doğru demiş değil mi? Evet. Tabii ki yuvarlarız. Hemen buraya D yazıyoruz. 10 artı 50 işleminin sonucu 7 onluktur. Olur mu? Hemen onlukları toplayalım. 1, 5 daha 6, 60 eder. 60 onluk. Yanlış. Verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarız. Biraz önce yapmıştık değil mi çocuklar? Evet. Toplamdan toplanan çıkarılır. Toplananlardan birisi çıkarılır. Doğru. Çıkanla farkı toplarsak eksilen. Hatırlar mısınız? Eksilini bulmak için toplama yaparız demiştim. Çıkanla farkı topluyoruz. Doğru. Eksilenden farkı çıkarırsak toplananı buluruz. Çıkarma işleminde bakın, hatta şurada bir formül var. Hiç toplanan ifadesi var mı? Hayır, yok. O zaman bu yanlış. Değil mi? Evet. Hemen diğer sayfada bizi nasıl sürprizler bekliyor? Bakalım. Yine aynı. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen sayıları bulunuz diyor. Ne yapacağız sevgili çocuklar?
burada bir çıkarma işlemi var ve acaba neyi soruyor? Buranın adı neydi? Eksilen. Ekseni bulmak için ne yapıyorduk? Toplama işlemi yapıyorduk. Hemen 24 ile 18'i topluyoruz. Çıkan ile farkı toplarsak ne oluyor? Eksen oluyor. 8, 4 daha 12, 2, 1 daha 3, 1 daha da 4. Sayımız eksilen 42. Evet. Yine burada çıkarma işleminde verilmeyen ne acaba? Çıkan. Çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyorduk. Eksilenden farkı çıkarıyorduk, değil mi? Evet, hemen çıkaralım. 2'den 4 çıkmaz. Onluk bozalım. Buradan aldık 1 onluk. Burada 3 onluk kaldı. Etti burası 12. 12'den 4 çıkarsa 8. 3'ten 1 çıkarsa 2. Demek ki cevabımız 28. Evet. Toplama işleminde toplananları ne yapıyorduk? Toplamdan verilen toplananı çıkarıyorduk. Hemen 51'den 28'i çıkaracağız. Hemen çıkaralım. 1'den 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 4 onluk kaldı. Burası 11 eder. 11'den 8 çıkarsa 3 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Demek ki cevabımız 23. Denersek zaten sonuç aynı. 8, 3 daha 11, elde var 1. 2, 2 daha 4, 1 daha da 5. Değil mi? Artık kolayca yapabiliyoruz. Yine burada toplananlardan birisi verilmemiş. 54'ten verilen toplananı çıkaralım. Çıkarıyoruz. 4'ten 6 çıkmaz. Yine komşudan yardım isteyelim. Burada 4 onluk kalsın. Burası 14 olsun. 14'ten 6 çıkarsa 8. Burada kaldı 4. 4'ten 1 çıktı 3. Cevabımız 38. Evet, yine sürpriz bir soruyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar, şöyle bir 13. soruya doğru gidelim. Aşağıdaki eşitliklerden yanlış olanı işaretleyiniz. Burada bir eşitlik var. Peki bunu önce nasıl düşünmemiz gerekiyor? Şuradaki eşitliğin solundaki ve sağındaki sayıların aynı olması gerekiyor toplamının veya çıkarmanın, çıkarma işleminin. Şimdi bakalım 28'den 8'i çıkaralım. Çok kolay değil mi? 28'den 8 çıkarsa 20 kalır. Burada 10 daha 20 eder. Bu eşit. 20 ile 20 eşit. Sonuçlar eşit. Bu doğru. Şuna bakalım bu sorumuza. 34 ile 14. 4, 4 daha 8 eder. Şöyle kenara yazalım. 8. 3, 1 daha 4 eder. Cevap 48. Karşı tarafa bakalım. 58'den 10 çıkıyor. 10 çıkarmayı biliyoruz değil mi? 58'den 10 çıkarsa 48. Bu da eşit. Hemen artı koyalım. Buraya bakalım. 68, 10 daha 70. Ama 80'den 10 çıkarsa kaç olur? Ha pardon. 68'den 10 çıkarsa 78. Burası 80'den 10 çıkarsa yanlış ifade kullandım. Çocuklar çok özür diliyorum. 68, 10 daha 78. 80'den 10 çıkarsa 70. Bakıyoruz. Eşit değiller. Cevabımız hangisi? C şıkkı. Zaten bizden de yanlışı istiyor. 68, 10 daha 78. 80'den 10 çıkarsa 70. Bu eşitlik sağlanmamış. 14. soruya bakıyoruz. Bir bakkal sabahleyin fırından 79 ekmek aldı. Bu ekmeklerin 34 tanesini sabah, 42 tanesini öğlen sattı. Buna göre bakkalda kaç ekmek kaldığını bulunuz. Çocuklar bunu iki yöntemle yapabiliriz. Örneğin 79 ekmek var. 42'sini satmış. Önce 79'dan 42 çıkarabiliriz. Geri kalan da sonuçtan 34 ekmek satılmış. 34'ü çıkarabiliriz. Ama ben bu sefer başka bir yöntem kullanmak istiyorum. Nasıl bir yöntem?
sabahki sattıkları ile öğlentiki sattıklarının önce bir toplayalım. Ve ne kadar ekmek satmışız önce onu bulalım. Bu yöntemle de rahatça yapabiliriz. Şimdi sabah 34 tane satmış, öğleden sonra 42 satmış. Toplarsak 4, 2 daha 6. Genelde ben büyük sayının üzerine küçük sayı koyuyorum. Siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. 4, 3 daha 7. Ne kadar ekmek satmış? 76 ekmek satmış. Peki bizim ne kadar ekmeğimiz vardı? 79. 76'sını satarsa ne kadar ekmeğimiz kalabilir? 9'dan 6 çıkarsa 3. 7'den 7 çıktı 0. Bunu yazmamıza gerek yok. 3 tane ekmek bakkalın kalmış değil mi? Bakkalın 3 tane ekmeği kalmış sevgili çocuklar. Evet. Yine bize sayılar vermişler. Sayılara bakıyoruz. 45, 23 ve 86 sayılarını kullanarak toplama ve çıkarma işlemi gerektiren bir problem kurunuz demiş. Tabii ben bunu önceden hazırladım. Bir pazarcı 86 tane karpuzun sabah 45 tanesini, öğleden sonra 23 tanesini sattı. Geriye kaç karpuzu kaldı? Hadi bunu da biraz öncekinin tam tersi sürekli çıkararak yapalım. Ne kadar karpuzu varmış? 86 karpuz. Önce 45 tanesini satalım. Bu şekilde yapabiliyoruz değil mi? Çıkararak. Evet. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. Şimdi sabah 45'ini satmış. 41 tane karpuz kalmış. Hemen yazalım. Karpuz. Daha sonra da 23'ünü satıyor. 41'den 23 karpuzu çıkaralım. Evet. 1'den 3 çıkmaz. Karşıya gidiyoruz. Buradan bir 10'luk alıyoruz. Burada kaldı 3. Burası 11. 11'den 3 çıkarsa kaç kalır? 8. 3'ten 2 çıkarsa kaç kalır? 1. Peki pazarcının kaç karpuzu kalmış? 18 tane karpuzu kalmış. Bakın bir önceki problemde önce toplayıp sonra çıkardık. Burada da tek tek çıkararak yine aynı şekilde sorumuzun cevabını bulduk. Yine aşağıda bu ünitede sıvı ölçüleri de vardı biliyorsunuz. Aşağıdaki kaplardan hangisi daha çok sıvı alır? İşaretleyiniz demiş. Herhalde görünüyor değil mi? Kova, kavanoz, sürahi. En çok sıvıyı hangisi alır? Tabii ki de kova alır ve biz ona işaretimizi koyuyoruz. Sevgili çocuklar, hemen diğer sayfamıza geçelim. Bakalım burada neler var. Yine sıvı ölçüleriyle ilgili sorularımıza geldik. Şöyle bir bakalım. Kovalar. Emine teyze 2 kova süt aldı. Her kova 3 tencere süt ile dolmaktadır. Emine teyze sütün 4 tenceresiyle yoğurt yaptığına göre Emine teyzenin kaç tencere sütünün kaldığını bulunuz. Hemen görsele bakıyorum. 2 kova süt ve her kova 3 tencere. Ben şimdi işimi kolaylaştırıyorum çocuklar. İçine 4 tencere yazıyorum. Değil mi? Her kova 3 tencere. Pardon, buraya 3 yazıyorum. 3 bunda var. 3 de bunda. Yani her kova 3 tencere. Peki 3, 3 daha kaç eder? 3. 3 daha 6 tencere eder. Şimdi 2 kova süt var. Her kovada 3 tencere var. 3 tencere, 3 tencerede 6 tencere. Şöyle bir de tencere yazayım. Tencere. Evet. Peki Emine teyze sütün 4 tenceresini kullanmış. O zaman ne yapıyoruz? 6'dan 4'ü çıkaralım. 2 tencere kalmış değil mi? Evet. 2 tencere. Yine sıvılarla ilgili sorularımıza devam ediyoruz. Bir bakalım alttaki sorumuzu şöyle daha bir yukarı çekelim çocuklar. Evet. Biraz imlecimizde sıkıntı oldu. Evet.
Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum. Yukarı doğru. Evet. Hemen şekilde bir damacana görüyoruz. Kovalar ve pet şişeler var. Bir damacana 2 kova su ile dolmaktadır. Hemen bakıyoruz. Koca bir damacana 2 tane kova. 2 tane kovayla doluyormuş. Ama kovaları da şişelerle dolduruyorlar. Bir kova ise 5 pet şişe su ile dolmaktadır. Buna göre bir damacananın kaç pet şişe ile dolacağını bulunuz demiş. Şimdi bakalım. Bir kovada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pet şişe. O zaman şimdi şurada 5 pet şişe. Hemen not alıyorum. Evet. 5. Diğerine de 5 pet şişe var. O zaman 5 pet. 5 pet şişe daha kaç eder? 10 pet şişe eder, değil mi? Pet şişe. Bizden acaba ne soruyor? Bir bakalım. Evet. Bir damacana 2 kova su ile dolmaktadır. Bir kova ise 5 pet şişe ile su ile dolmaktadır. Buna göre bir damacananın kaç pet şişe ile dolacağını bulunuz demiş. Evet, biz de bulduk. Kaç? 10 pet şişe ile doluyormuş çocuklar. Evet. Bakalım. O son soruya doğru geliyoruz. Aşağıdaki kaplara bir sürahi meyve suyu konuluyor. Bir sürahi meyve suyu. Kaplardaki meyve suyu seviyelerini yüksekten alçağa doğru sıralayıp noktalı yere yazın. Hatırlar mısınız sıvı ölçülerini işlerken ne demiştik? Dar ve uzun kaplarda suyun seviyesi daha yüksek durur. Ama geniş kaplarda biraz daha aşağıda durur. Şimdi bir sürahi bu dar kapta bence şöyle tahmin ederim. Şöyle yüksekte kalsa, şöyle su olsa bir sürahi su. Ama burada geniş olduğu için biraz daha aşağıda ama bu çok büyük ve geniş kapta ise geniş tabanlı olduğu için biraz daha aşağıda kalıyor. Bunu biz evde de deneyebilirsiniz ve biz de deneyebiliriz. O halde dar kaplarda su daha yüksekte duruyormuş. Gittikçe kaplar geniş ve daha şişmanca olursa su seviyesi daha aşağılarda kalıyormuş. O zaman yüksekten alçağa doğru sıralarsak en birinci hangisi olur? Bir nolu kavanoz, sonra 2 nolu kavanoz, sonra 3 nolu kavanoz. Evet sevgili öğrenciler, ikinci ünitemizin değerlendirmesini yaptık. Umarım hepiniz konuyu çok iyi anladınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.